Sevgili seyirciler, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Özbekistan'da Ermenistan'la barış sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Aynı dakikalarda Erivan'da bulunan Kazakistan lideri Kasım Jomart Tokayev de Ermenistan lideriyle görüşme halindeydi. Bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda da Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden hukuki süreç görüşülecek. İşte tüm bu başlıkların ayrıntıları için biz de Bakü'ye gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'tan alacağız ayrıntıları. Coşkun Özen, bayram bitti. Güney Kafkasya mesaisi kaldığı yerden aslında devam ettiğini ifade edebiliriz. Oldukça yoğun gündem var. Sadece en önemli 3 başlıkla devam edelim istedik. İlk olarak Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Özbekistan'da. Burada önemli bir toplantı var. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısı ülkeleriyle birlikte Orta Asya'daki ülkelerin stratejik diyalog 2. bakanlar toplantısı. Azerbaycan ilk kez davet edildi bu toplantıya. Önemliydi. Önemli bir platform olunca da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov hem bölgedeki son duruma ilişkin yürütülen çalışmalar, bölgedeki imar, inşa ve restorasyon çalışmaları, mayınların temizlenmesi ve dediğimiz gibi bölgedeki o gerilimler, ateşkes ihlallerine ilişkin mevcut duruma ilişkin son duruma dair burada da açıklamalarda bulundu. Buradaki muhataplarını bilgilendirdi. Burada yapmış olduğu açıklamalarda barış sürecine de değindi Bayramov. Bayramov bu noktada tabii önemli de bir mesaj verdi. Gelinen son noktada Ermenistan tarafının artık Azerbaycan'ın barış çabalarına karşılık vermesi gerekiyor. Biz bu noktadayız. Bu karşılığı Erivan yönetiminden bekliyoruz dedi. Ceyhun Bayramov ayrıca yaklaşık 30 yıl süre boyunca gerek Körfez İşbirliği ülkeleri gerek Orta Asya ülkelerinin içerisinde yer alan herhangi bir ülkenin bu noktada Azerbaycan'ın savlarına, Azerbaycan'ın iddialarına destek olması dolayısıyla da teşekkürlerini bildirdi. Dediğimiz gibi Azerbaycan tarafı biz barış anlamında bütün artık o teklifleri ileri sürdük. Ermenistan'ın cevap vermesini, karşılık vermesini bekliyoruz dedi. Gelinen son noktayı da özetlemiş oldu. Bir diğer önemli konu yine bu konuyla da bağlantılı. Kazakistan lideri Kasım Jomart Tokayev'in Erivan'ı ziyaret ediyor olması. Bugün resmi temaslarda bulunuyor. Biz de çok yakından takip ediyoruz. Çünkü tabii burada görüşmelerin en önemli maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci. Kasım Jomart Tokayev bu noktada Nikol Paşinyan'la hem ikili ilişkileri hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Bir de ortak basın toplantısı düzenlediler. Burada Tokayev'in önemli açıklamaları vardı. Kazakistan, Bakü ve Erivan'a azami yardımı sağlamaya barış sürecinde hazırdır dedi. İki ülke arasında müzakereler için bir platform oluşturulmalı ve Kazakistan bu platformu oluşturmak için hazır bir şekilde çalışmalara destek verebilir dedi. İyi niyet misyonumuzu bu noktada Erivan ve Bakü yönetimine sunuyoruz dedi Kasım Jomart Tokayev. Bu noktada da barış anlaşması yapma arzusu Bakü ve Erivan'daki barışa yönelik o arzunda memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti ve bu iki dost ülkenin pozisyonlarını bir araya getirme noktasında bölgede istikrarlı ve barışçıl kalkınma, iletişim ve ulaşım ağlarının açılması noktasında Kazakistan'ın elinden gelen gayreti göstereceğini ifade ettim. 2-3 ay önce zannediyorum ifade etmiştik. Kazakistan'ın bir arabulucu olma niyetinden bahsetmiştik aslında ilk kez bu ekranlarda. Bu da bu noktada resmi olarak aslında Erivan'a iletildi. Tıpkı Suriye'deki görüşmelerde olduğu gibi Astana'nın Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkinde bir platform oluşturma, bu noktada katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etmiştik. Bu da resmi olarak iletildi. Kolay mı? Zor. Çünkü Ermenistan tarafı Batı'nın bu noktada o masayı kurmasını istiyor. Özellikle de üçlü dörtlü, bundan önce de ifade ettik, o beşli formattaki Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın olduğu o formatı aslında istiyor Erivan yönetim ama Kasım Jomart Tokayev'in bu noktadaki samimi gayretleri oldukça önemli. Nikol Paşinyan neler söyledi? Daha önce üzerinde görüştüğümüz o prensipler vardı dedi barış sürecine ilişkin. Ermenistan tarafının prensipler noktasında barışa hazır olduğunu vurguladı ama tabii bunu vurgularken de bölgedeki silahlanma ve geçtiğimiz günlerde bölgede yine başlatılan tatbikatlarla da bir noktada gerilimi de tırmandırdıklarını ateşkes ihlalleriyle ifade edelim. Son olarak da bugün Lahey'de önemli bir görüşme var. Azerbaycan gerek 1940'lar, 50'ler, 60'lar gerek 90'lar Ermenistan içlerinde
yaşayan Azerbaycanlıların Azerbaycan topraklarına sürülmesi, Karabağ'dakilere işgal ve oradaki katliamlar, bunlara ilişkin Lahey'de aslında Azerbaycan'ın tezleri vardı, itirazları vardı. Bir etnik ırkçılığa, ayrımcılığa ve bunun ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırı bir Erivan'ın tutumu vardı. Bunlar masadaydı. Bugün de ifade ettiğimiz gibi bu itirazlar ele alınacak. Azerbaycan savunmalarını verecek. Bu noktadaki itirazlarını masaya yatıracak. Ermenistan tarafı da önümüzdeki günlerde savunmasını yapacak. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade açıkladı. Bugün Azerbaycan heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mehmetov temsil ediyor dedi ve görüşmelerde şu sıralarda devam ediyor. Coşkun Özen. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. Azerbaycan-Ermenistan barış süreci önemli gelişmeler var. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu'dan açıklamalar vardı. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev de Ermenistan'ı, Erivan'ı ziyaret ediyor. Orada Kazakistan'ın iki ülke arasında, Azerbaycan-Ermenistan arasında ara bulucu olma isteğine ilişkin taleplerini de resmi olarak iletti.